Sevgili izleyenler, bugün İstanbul Beylikdüzü'ndeyiz. Vatandaşlara Cumhurbaşkanı adayının kim olduğunu soracağız. Bu anketimiz de her zamanki gibi kesintisiz olacak. Hadi başlayalım. Evet, kimle başlayalım? Meydan biraz boş. Şuradan hanımefendiyle görüşelim bakalım. Merhabalar. Sizlerin Cumhurbaşkanı adayı kimdir? Şu an işim var. Teşekkür ederim. Adayı söylerseniz olur. Teşekkür. Pekala. Şurada bir hanımefendiyi görüyorum. İyi günler. Sizlerin Cumhurbaşkanı adayı kimdir? Vallahi bilmiyorum, daha karar vermedim. Buyurun. Ama bu iktidar gitmeli. Gerçekten çok mağdur durumdayız. Bak, felçim ve kirada oturuyorum ve inan ki yok. 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 Biz sizden önce de vatandaşlara sorduk. Kimse açım demesin, kimse halim kötü demesin i̇şte diyorlar. Ne düşünüyorsunuz? Için belki ben ceza da gelir. yok diyoruz, yok diyoruz. İşte susturmak için. Ama ben bunu istemiyorum. Bu iktidarı istemiyorum. 21 yıldır ne yapmış? O yaptığı yolun üstünden ben geçmiyorum. Ama ben şeyden ki ödettiriyorlar vergiden. Yok. Bir aday ismi alalım. Adayınız var mı? Söylemek ister misin? Ya değişsin istiyorum. Başkası gelsin. O olmaz, o gider, başkası gelsin. Şimdi büyük ihtimalle evet, büyük ihtimalle Kılıçdaroğlu daha yüksek şey. Ben hiçbir partiden de değilim. Ama büyük şimdi önde giden bence Kılıçdaroğlu. O kazansın. O da iyi değilse o gitsin, başkası gelsin. Yani şimdilik Kılıçdaroğlu gelsin. Teşekkürler. Kimlere soralım? Sizlerin Cumhurbaşkanı adayı kimdir? Ya inan hiç bilmiyorum. Neden kararsızsınız? Neden kararsızım? Çünkü hiçbir ülkeye faydası olacağına inanmıyorum. Oy kullanmayı düşünmüyorsunuz şu anda? Şu anda gerçekten düşünmüyorum. Pekala, hayır. Beyefendi, sizlerin Cumhurbaşkanı adayı kimdir? Bizim için Kemal Kılıçdaroğlu. Neden Kemal Bey? Yani nedeni şu, tek adam rejiminden artık yorulduk. 20 yıldır yöneten bir hükümet var. Bu hükümet de artık yani bir şeyleri yapamadığını kabul etmesi gerekiyor. Sırf etmediğinden dolayı inanın hani ülke daha fazla bir kötü bir konuma gidiyor. Söylenecek çok şey var ama herkes içine atmaktan başka bir şey yapamıyor. Bu sebepten dolayı biz artık bir değişsin diyoruz. Başka bir parti gelsin. Bir de onu görelim. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Hemen sormaya devam ediyorum. Şuraya doğru ilerleyelim. İnsan sayısı çok az. Sizlere soralım. Merhabalar. Sizlerin Cumhurbaşkanı adayı kimdir? Bizim? Evet. Tayyip Erdoğan. Neden Erdoğan? Neden Erdoğan mı? Vallahi eskiden hiç oy vermedim ama bu dönem vereceğim. Eskiden hangi partiye oy vermiştiniz? Eskiden MHP ve CHP'ye verdim. Şu an hangi partiye oy verdiniz? AK Parti'ye vereceğim, yani Cumhur İttifakı'na. Teşekkür ederiz peki. Evet. Beyefendi sizden? Yani şu an aydan dolayı yapamıyorum ama. Evet, kullanamıyorsunuz. Evet. Sizlerin Cumhurbaşkanı adayı kimdir? Efendim? Cumhurbaşkanı adayınız kim? Benim Cumhurbaşkanı adayım cezaevinde yani. Alternatif bir Cumhur... adayınız var mı? Kemal Kılıçdaroğlu başka kim? Hemen sormaya devam edelim. Merhabalar, sizlerin Cumhurbaşkanı adayı kimdir? Sizlerin Cumhurbaşkanı adayı? Cevap gelmedi. Meydan biraz boş, ara ara kesintilerimiz olabilir. Bu da videonun uzun süreli olmaması adına olacak sevgili izleyenler. Şurada bir hanımefendiyi görüyorum. Merhabalar, sizlerin Cumhurbaşkanı adayı kimdir? İsim almamız yeterli. Recep Tayyip Erdoğan. Merhabalar, sizlerin Cumhurbaşkanı adayı kimdir? Teşekkür ederiz, sağ olun. Çok sağ olun. Hala. Hemen devam ediyoruz. Beylikdüzü meydanı oldukça sakin. Merhabalar, sizlerin Cumhurbaşkanı adayı kimdir? Teşekkür ederiz. Cevap gelmedi. Pekala. Beyefendi, sizlerin Cumhurbaşkanı adayı kimdir? Cevap yok. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız? Cevap gelmedi. Pekala. Şöyle gidelim. Biraz daha insan popülasyonunun olduğu bir kısım var. Merhabalar. Sizlerin Cumhurbaşkanı adayı kimdir? Beğenmediniz mi? Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Kılıçdaroğlu. Teşekkür ederiz. Beyefendi, iyi akşamlar. Sizlerin Cumhurbaşkanı adayı kimdir? Kılıçdaroğlu. Hanımefendi, sizlerin Cumhurbaşkanı adayı kimdir? Efendim? Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Allah, ben yorum yapmayayım. Pekala. Merhabalar, sizlere soralım. Beyefendi, sizlerin Cumhurbaşkanı adayı kimdir? Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? Ya değişmesi lazım artık. Sağ olun. Devam ediyorum. İyi akşamlar. Sizlerin Cumhurbaşkanı adayı kimdir? Sizlerin? Ne? Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Benim bir adayım yok. Çok neden fazla adayınız yok? İhtiyaçlara cevap vermiyorlar. Pekala, teşekkür ederim.
Merhabalar. Sizlerin Cumhurbaşkanı adayı kimdir? Cevap vermek istedim. Pekala. İyi akşamlar. Sizlerin Cumhurbaşkanı adayı kimdir? Efendim? Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Cumhurbaşkanı adayı kesinlikle ben altılı masaya oynayacağım. Ben de galiba ya. Tam emin değilim aynen. Neden Kılıçdaroğlu peki? Yani tek sonuç itibariyle parti o Erdoğan'ın karşısında duran, açıkça söylemem gerekirse ben de şahsen daha fazla istemiyorum. 20 yıl yetti. Çocukluğumdan beri aynı yüzü gördüm. Yeter. Tek muhalif parti o olduğu için de onu vereceğim. Hiçbir şekilde riske atmaya gerek yok. O gitsin, sonrası her şekilde düzelebilir zaten. Rica ederiz. Beyefendi, sizlerin Cumhurbaşkanı adayı kimdir? Teşekkür ederim. Pekala. Hanımefendi merhabalar. Sizlerin Cumhurbaşkanı adayı kimdir? Ben yabancısınız. Merhabalar. Sizlerin Cumhurbaşkanı adayı kimdir? Cevap gelmedi. İyi günler. Sizlerin Cumhurbaşkanı adayı kimdir? Biz kimi seçiyoruz? Biz Kılıçdaroğlu'nu seçiyoruz. Sizlerin Cumhurbaşkanı adayı kimdir? Teşekkür ederim. Rica ederiz. Merhabalar. Sizlerin Cumhurbaşkanı adayı kimdir? Nasıl? Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Erdoğan. Neden Erdoğan? Neden Erdoğan? Sevdiğim için adam ya. Teşekkür ederim. Ya. Çalıştığı için. Teşekkürler. İyi günler. İyi, sağ olun. İyi akşamlar. Sizlerin Cumhurbaşkanı adayı kimdir? Efendim? Cumhurbaşkanlığında kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Elbette Kılıçdaroğlu. Sizler? Kılıçdaroğlu. Peki neden Kılıçdaroğlu? Neden mi? 21 yıldır ne hale geldiğimizi görmediniz mi? Bir soğan 9 lira olmuş tanesi. Herhalde Kılıçdaroğlu. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederim. Tek tek alıp yiyoruz, biliyor musunuz? Öyle mi teyzem? Evet, yani. Evet. Her şeyi öyle. Yani memleketin içine ettiler bura. Teşekkür ederiz fikriniz. Biz de teşekkür. Evet, yollar bomboş. Biraz dönelim. Sizlerin Cumhurbaşkanı adayı kimdir? Teşekkür ederim. Merhabalar, sizlere soralım. Sizlerin Cumhurbaşkanı adayı kimdir? Cumhurbaşkanı adayınız cevap gelmedi. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Kemal Kılıçdaroğlu. Kemal Kılıçdaroğlu. Merhabalar, sizlerin Cumhurbaşkanı adayı kimdir? Sizin Cumhurbaşkanı adayınız? Sizlerin Cumhurbaşkanı adayı kimdir? Selahattin Demirtaş. Sizlerin Cumhurbaşkanı adayı? Teşekkür. Cevap gelmedi. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Ben kendim Cumhurbaşkanı adayı. Nedir vaatleriniz? Hiçbir şey istemiyorum. Sadece sağlık, sıhhat istiyorum bu memlekete. Var mı bu kriterlerinize uygun bir aday? Yok. Yok mu? Oy kullanmayı düşünüyor musunuz? Yok, düşünmüyorum. Hayırlısı olsun. Peki geçmiş seçimlerde AK Parti'ye oy vermiş miydiniz? Tabii ki verdim. Şu an oy kullanmamayı düşünüyorsunuz. Nedir asıl sebebi? Hiçbir sebebi yok. Çok güzel yönetiyor. Çünkü bu insan istemedikleri için o da kazanmasın da bu insanlar bu memleketin ne olacağını, nereye gideceğini varsın. Teşekkür ediyoruz. Hadi kolay gelsin. Evet, sormaya devam edelim. Sizlerin Cumhurbaşkanı adayı kimdir? Tabii ki Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? Yani 21 senedir çektiğimizi herkes görüyor yani. Bundan sonra artık değişmesi gerekiyordu. Onun için biz de inşallah değiştireceğiz. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Hemen soralım, devam edelim. Beyefendiye sorduk, tamam. Şurada bir hanımefendi var, geçti. Sizlere soralım, Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Evet. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Vallahi şimdiki Cumhurbaşkanı haricinde kim olursa ona vereceğim. Var mı gönlünüzde bir aday? Anket yapıyoruz. Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Sinan Oğuz. Muharrem İnce. İkinci turda Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu? Efendim? İkinci turda Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu? İkinci turda vallahi Kılıçdaroğlu olabilir. Teşekkür ediyorum. Beyefendi, sizlerin Cumhurbaşkanı adayı kimdir? Teşekkür ederim. Cevap vermek istemiyorsunuz. Hanımefendi, sizlere soralım. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? Bir dakika. Yani çünkü şu anda yani İstanbul'un hali ortada zaten mantıklı. Aslında mantıklı olduğundan değil. Malum kişiye vermemek için. Rica ederim. Sizlerin Cumhurbaşkanı adayı? Cevap gelmedi. Sizlerin Cumhurbaşkanı adayı kim? Aday olarak söylemeyeyim ama bıktık artık. Sistem değişsin. İyi ya da kötü. Neyden bıktık efendim? Her türlü şeyden. Bakın, açlık, kıtlık, hayatımızda yaşamadığımız açlığı yaşıyoruz. 36 yaşındayım. Ben böyle bir düzen görmedim. Benim babam askeri ücretle iki tane üniversiteyi aynı anda okuttu. Kirada kalıyorduk. Ama şu anda bakın, ben öğretmenim. Bırakın askeri ücreti. Bırakın askeri ücreti. Kayınvalidem destek oluyor. Kayınpederim destek oluyor. İki küçük çocuğum var. Ona rağmen geçinemiyoruz.
Anlatabiliyor muyum? Sistem bu kadar çöktü. Sağlık bitti. Eğitim yerle bir. Eğitim kalmadı. Yazıklar olsun diyorum. Başka da hiçbir şey demiyorum. Şu ülke böyle bir konuma gelecek bir ülke değildi. Dört köşesi cennet, dört köşesi meyve, sebze ama biz dışarıdan alıyoruz. Ne kadar güzel bir ülkede yaşıyoruz, değil mi? Yazıklar olsun. Şu ülkeyi şu duruma getirdiler ya, yazıklar olsun. Ama umarım değişir. Umarım değişir. Peki değişmesi için önerdiğiniz bir aday var mı? Aday olarak söylemeyeyim. Tabii ki var. Yani şöyle söyleyeyim. Anket yapıyoruz bu arada. Şu anda Millet İttifakı tabii ki. Yani belli zaten konuşmalarımdan. Çünkü bıktık. Kılıçdaroğlu. Teşekkür ederim. Yani öncelikli olarak babalığından kaynaklı, öncelikli olarak insana insan şeklinde muamele etmesinden dolayı. Bakın artık yok. Sürekli kötü sözler, ayrıştırmak, yok Kürt, yok Türk, yok o, yok bu. Yani biz böyle insanlar değildik. Bakın benim açık da arkadaşım vardır, kapalı da arkadaşım vardır, Kürt de arkadaşım vardır, Türk de arkadaşım vardır. Bizde yoktu. Biz aynı sofraya oturur, birlikte yemek yerdik. Ama artık ne oldu insanlarda? Aa acaba o Kürt mü? Aa acaba bu kapalı mı? Bu açık mı? Bu şekilde olduk. Peki mevcut iktidar değişirse, bu dediğiniz genel gidişatta değişim sağlanabilir mi? Sağlanabilir. Var. Özellikle de şu, Suriyelilerin, Afganların, yani ülkemizi istila eden herkesin ülkemizden defolup gitmesi gerekiyor. Çok özür diliyorum bu kötü kelimeyi kullandığım için herkesten ama kesinlikle gitmesi gerekiyor. Bakın eskiden insanlar yok Kürtler, Türkler diye ayırıyorlardı. Şimdi aynı mahallede Türk yok. Türk yok. Bakın ben çok uzun zamandır, ben Beylikdüzü'nde yaşıyorum, bir nebze daha iyi. Esenyurt'a gittim, gitmez olaydım. Sanki bambaşka bir ülkeye gelmiş gibi hissettim kendimi. Bu olabilir mi ya? Böyle bir ülke. Cumhuriyeti kuran, Atatürk'ümüzün kurmuş olduğu böyle bir ülke, bu pozisyona gelebilecek bir ülke mi? Biz Türk-Kürt ayırmayız ama bizim ülkemizde Türklerin ve Kürtlerin dışında da kimseyi istemiyoruz. Bu kadar net, bu kadar basit. Ben teşekkür ediyorum, sağ olun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Bakın bunları söylemeye bile korkuyoruz aslında. Biz bunları söylemeye bile korkuyoruz aslında artık. Bir cesaretle söyledim, umarım yarın beni de tutuklamazlar. İyi düşünelim, iyi olsun. Sizlerin Cumhurbaşkanı adayı kimdir? Tabii ki Recep Tayyip Erdoğan. Neden Erdoğan? Türkiye mi geliştirdi çünkü, tanıttı. Teşekkürler. Hanımefendi sizlerin Cumhurbaşkanı adayı kimdir? Recep Tayyip Erdoğan. Teşekkürler. Hemen sormaya devam edelim. Beyefendi merhabalar. Sizlerin Cumhurbaşkanı adayı kimdir? Kılıçdaroğlu. Sizlerin? Kılıçdaroğlu. Peki neden Kılıçdaroğlu? Neden Kılıçdaroğlu? Yeni toplantıdan geliyorduk. 21 yıllık AKP iktidarına son vermek için. Pekala. Evet. Teşekkür ediyoruz fikirlerinizi. İyi günler dileriz. Gençler merhabalar. Sizlerin Cumhurbaşkanı adayı kimdir? Kılıçdaroğlu bizim. Bilmiyorum ben. Soruyu anlamadım ki abi. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Teşekkür ederiz. İyi günler diliyoruz. Hemen devam edelim. Amcacığım merhabalar. Sizlerin Cumhurbaşkanı adayı kimdir? Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? Çocukluğumuzdan beri o partiye oy veririz. Teşekkür ediyoruz. Hemen devam ediyoruz. Görüşürüz. Hanımefendi merhabalar. Sizlerin Cumhurbaşkanı adayı kimdir? Recep Tayyip Erdoğan. Erdoğan cevabı geldi. Sizlerin Cumhurbaşkanı adayı kimdir? Efendim? Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Günü geldiği zaman belirleriz. Şimdi söylemek istemez misiniz? Yok, sağ olun. Beyefendi sizlerin Cumhurbaşkanı adayı kimdir? Efendim? Sizlerin Cumhurbaşkanı adayı kimdir? Ben siyasi muhabbete de girmiyorum. Teşekkür ederim. Oy kullanacaksınız. Evet, kullanacağım. Söylemek istemez. Cumhurbaşkanına vereceğim. Erdoğan. Evet. Peki. Detaya girmeyeyim yoksa patlarım, o yüzden gerek yok. Peki, teşekkür ederiz. Evet. Eyvallah. Sizlerin Cumhurbaşkanı adayı kimdir? Kılıçdaroğlu. Geldi. Sizlerin Cumhurbaşkanı adayı kimdir? Yabancılar. Sizlerin Cumhurbaşkanı adayı kimdir? Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu geldi. Sizin Cumhurbaşkanı adayı kimdir? Sizlerin Cumhurbaşkanı adayı kimdir? Sağ olun. Teşekkür ederiz. Gelmedi. Hanımefendi sizlerin Cumhurbaşkanı adayı kimdir? Ben yabancı. Pekala. Merhabalar. Sizlerin Cumhurbaşkanı adayı kimdir? Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Merhabalar, sizlerin Cumhurbaşkanı adayı. Arkadaşlar demin yaptılar ama. Diğer arkadaşlarımız sizinle. Yaptıysa yine söylerim, fark etmez. Teşekkür ediyoruz, iyi günler dileriz.
Hemen sormaya devam edelim. Merhabalar, sizlerin Cumhurbaşkanı adayı kimdir? Nasıl? Cumhurbaşkanlığında kime oy vermeyi? Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? Yani ben onu buluyor beğeniyorum. 20 senedir bunu ardından iktidar değişmelerini istiyorum. O yüzden. Teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Ben devam edelim. Sizlere soralım, merhabalar. Cumhurbaşkanlığında kime oy vereceksiniz? Partilere destekler sonra. Hangi parti? TKP. Sizlerin Cumhurbaşkanı adayı kimdir? Kemal Kılıçdaroğlu. Sizlerin? Büyük ihtimal bizim de öyle olacak. Neres Berem. Pekala. Sizlerin Cumhurbaşkanı adayı kimdir? Benim Kemal Kılıçdaroğlu. Neden Kemal Bey? Ülkenin durumu ortada. Çok da konuşmak istemiyorum. Oy kullanamıyorum. 17 yaşındayım. Pekala. Kolay gelsin. Devam ediyoruz. Şimdi bir hanımefendi görüyorum. Sizlerin Cumhurbaşkanı adayı kimdir? Pardon, duymadım. Cumhurbaşkanlığında kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Ben yabancıyım ya. Evet. Bay Kemal. Teşekkür ederiz. Da. Demek istediğim bir şey var mı başka? Da. Bula gudar yakışık. Bula gudarım. Pekala. Hemen devam ediyoruz. Şurada bir beyefendi gördüm. Ona doğru ilerleyelim. Merhabalar. Sizlerin Cumhurbaşkanı adayı kimdir? Cevap vermediniz. Merhabalar. Sizlerin Cumhurbaşkanı adayı kimdir? Cumhurbaşkanlığında kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Kimseye şu an düşünmüyorum. Siz? Ben oyumu Fatih Terim'e veriyorum. Pekala. Shortluk video çıktı. Kesintisiz anketiniz evet. Bilginiz olsun kesemeyeceğiz. Önce kendi görüşünüzü söyleyin ona göre. Hemen devam ediyoruz. Bizleri izleyenler biliyor. Evet. Bizlere taraflı diyenler A Haber'den başka haber izlemiyor maalesef. Sizlerin Cumhurbaşkanı adayı kimdir? Tayyip Erdoğan. Neden Erdoğan? Vallahi siz soruyorsunuz diye galiba. Arkadaş Kılıçdaroğlu deyince devam et demiştiniz, ben de o yüzden söylüyorum. Ben kimseye devam et demedim efendim. Devam ediyoruz o halde. Devam ediyoruz. Bizi Erdoğancı olarak gördü beyefendi. O da trip atıyor o yüzden. Kılıçdaroğlu'cu olarak. Evet. Bu da Erdoğan. Sizlerin Cumhurbaşkanı adayı kimdir? Sarıydı Spiktor. Pekala. Merhabalar. Sizlerin Cumhurbaşkanı adayı kimdir? Türkçe bilmiyorum. Beyefendi, sizlerin Cumhurbaşkanı adayı kimdir? Kemal Kılıçdaroğlu. Neden Kemal Bey? Başka aday göremiyoruz. Siz? Siz? Bir şey söylemek ister misiniz? Hayır. Hanımefendi, sizlerin Cumhurbaşkanı adayı kimdir? Arkadaş, sorar mısın? Bir şey diyeceğim. Senden sonra az önceki Cumhurbaşkanı... Çünkü sizin gibiler anlamıyor. İktidarı sizin gibiler ne demek ya? Ya sen bir kere taraflı olduğunu burada belli ediyorsun. Ya kardeşim senin gibi 100 tane adam denk geliyor her gün. Biz işimizi mi yapalım size mi laf anlatalım? Sizin gibiler diye bir şey yok. Bak, biz işimize devam edelim. Bize Erdoğancı dedi. Kardeşim ben şey yapayım. Tarafını söyle dedim bak terk etti burayı. Öyle ya bir şey yok. Ya niye söyleyeyim ben sana tarafımı? Ben işimi yapıyorum ya. Ben İşini yapıyorsan vatanın milleti o zaman dikkate alacaksın. Ya sen benim fikrimi soruyorsan bir dakika. Vatan milleti benden çok dikkate alamaz. Sen benimle boy ölçüşme canını yakarım senin. Hayırdır? Buyurun. Hayır abi. Öyle. İşimizi mi yapalım, senle mi uğraşalım? Senin gibi her gün 100 kişi geliyor zaten. Sen benimle sorduğum soru cevabını vermek zorundasın. Niye vereyim? Ben işimi yapıyorum. Senle mi uğraşacağım? 100 kişiyle mi uğraşacağım ben burada? Tarafını söylüyorum, devam ediyorsun. Ya niye söyleyeyim ben? Niye öyle? Biz neden taraf belirtelim? Ya ben sen niye taraf... Ya alkollüsün zaten, bırak ya. Ya saçma zaman konuşma, bakmayacağım. Benim canım sıkma. Devam edelim, lütfen. Sizlerin Cumhurbaşkanı adayı kimdir? Seviyorum. Sevin bizleri. Sevelim, sevilelim. Sizlerin Cumhurbaşkanı adayı kimdir? Pardon, ben Türkçe bilmiyorum. Hemen sormaya devam ediyoruz. Beyefendi merhabalar. Sizlerin Cumhurbaşkanı adayı kimdir? İsmail Elçi. İsmail Bey, sizin Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Teşekkür ederim. Pekala, devam ediyoruz. Sizler oy kullanabiliyor musunuz? Hayır ama Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Şurada vatandaşlar geliyor. Şurada bir vatandaşımızı görüyorum. Beyefendi, sizlerin Cumhurbaşkanı adayı kimdir? İşe gidiyorum ya, acele ama. Adayı ismi alsak yeter. Aday Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu geldi. Sizlerin Cumhurbaşkanı adayı kimdir? Türkçe bilmiyorum. Sizlerin Cumhurbaşkanı adayı kimdir? Kemal Kılıçdaroğlu. Pekala, devam ediyoruz. Beyefendi, sizlerin Cumhurbaşkanı adayı kimdir? Sağ olun. Cevap gelmedi. Hanımefendi, sizlere soralım. Meydan bomboş. Şurada. Sizlere soralım, Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Teşekkür ederim. Medyali YouTube'dayız. Hemen devam ediyoruz. Sizlerin Cumhurbaşkanı adayı kimdir? Aday ismanımız yeterli. Cevap gelmedi. Sizlerin Cumhurbaşkanı adayı kimdir? Yok, teşekkür ederim. Pekala. Bakalım son şanslı kişi kim olacak?
Beyefendi merhabalar. Sizlerin Cumhurbaşkanı adayı kimdir? Türkçe bilmiyorum. Siz Türkçe biliyor musunuz? Aynen. Pekala. Şurada bir genç görüyorum. Merhabalar. Sizlerin Cumhurbaşkanı adayı kimdir? Çekiyor mu? Evet. Aday ismi almamız yeterli. Kemal Kılıçdaroğlu. Teşekkür ediyoruz bildiğiniz için. Sevgili izleyenler, anketimiz burada son buldu. İyisiyle kötüsüyle bir anket oldu diyelim. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.